Battle Pass alırken tipik olarak karşımıza iki tane seçenek sunuyor. Birisi 1000'lik, birisi 2400'lük. Arasında aslında hiçbir fark yok. Nasıl hiçbir fark yok? 2400'lük sadece size ekstradan daha fazla level sunuyor. Ama siz zaten bu oyunu oynayacağınız, Battle Pass'e oyunu atlatacağınız için boşu boşuna para harcamayın. Zaten euro olmuş neredeyse 10 lira. Hiç paranızı o şekilde çöpe atmayın. Ama şayet çok zenginseniz 2400'lüğü de tercih edebilirsiniz. Size kalmış. Evet, binlikle başlayalım. Hemen alalım şu anda. Evet. Battle Pass'e ilk aldığımızda birinci levelde bize ne veriyor? Farah skin'i veriyor arkadaşlar. Farah operatör açılıyor. Aynı zamanda ilk açtığınız gibi Minotaur skill'de alıyorsunuz. Bize ekstradan bir blueprint vermiş. Bu blueprint neye ait? AK'ye ait. Skeleton stock var, optik var, muzzle break var. Kendi mermisini değil de şarjörünü kullanan, diğer mermiyi kullanmış. Dış görünüş olarak güzel olsa da 4 tane eklenti bu şekilde kullansak olmaz. Yine her zamanki gibi experience boost'umuz var ve rare blueprint'imiz var. Bu rare blueprint SKS'ye ait olsa da mükemmel silah, SKS'ye ait olsa da beklentilerle yine gitmez. Ardından calling card'ımız var, 1 saatlik silah boost'umuz, emblem var ve benim dikkatimi en çok çeken şey şu bu oldu arkadaşlar. Blueprint'imiz var. Ne blueprint'i bu? Bıçak blueprint'i. Tornavida ile adam öldürebileceğiz gibi. Değil mi? Evet. Bakalım nasıl olacak. Mutlaka bununla ilgili bir içerik geliyor. Kesin geliyor, kesin. Ondan sonra 100 CP kazanıyoruz. Yine experience bonusu var. Deagle arkadaşlar. Güzel bir Deagle blueprint'i ama 3 tane eklentisi var. Dışındaki görünüşü bozmadan çok fazla değiştirebilir miyiz? Buna da bir tane aslında Kimbo yapıp güzel gözüküyor. Video çıkartılır. Ardından 9. levelde ATV skinimiz geliyor. Zane skinimiz var. Zane skini açılıyor. 11. levelde free olarak gelen arkadaşlar araçta çalabileceğiniz müzikler var bundan sonra. Peki dinleyebiliyor muyuz şu anda? Galiba ben sesle ilgili sıkıntı var şu an, duyamıyorum. 12. levelde 100 CP, yine bonus experience, spray geliyor. Ve ilk açılan silahımız SPR-208 M24. Bakalım nasıl olacak. Bir önce bu silahı kasıp güzel bir şeyler yapmaya çalışacağım bakalım. 15. levelde açılıyormuş. Büyük ihtimalle bugün yaparım. Daha sonra 16. levelde calling card'ımız var, 17'de yine CP veriyor. Ve arkadaşlar değişik bir şey, değişik bir finishing move'umuz var. Artık yarasayla düşmanı öldürebileceğiz. Ne kadar mantıklı Call of Duty evreni için bilmiyorum ama Cadılar Bayramı deyip geçeceğiz. 19'da Ghast skin'i açılıyor. 20'de bir tane güzel bir AUG blueprint'i var. Sleight of Hand bilmiyorum çok güzel olmamış ama 5.56'lık komando tamamdır. Optik olarak bu optik kullanılır mı? Keşke şu optik olmasaydı da. Görüntüyü bozmasaydı. Şimdi optiği çıkarttığımızda çok bir anlamı kalmayacak. Gerçi onun yerine bir tane muzzle ekleriz. Çok bozmayız diye düşünüyorum şeklinde. Charm'ımız var 21 levelde. Yine Cadılar Bayramı ile ilgili yarasa veriyor. Daha sonra iki tane boost'umuz var. Ve 24. levelde de Grow değil mi bu? Evet, Grow var. Archangel gayet hoş olmuş. Mini Reflex tamam kullanılır. 60'lık mermi tam uzağa göre kullanırsan. Abi şu rear grip, rear grip olmamış. Bunun ucuna bir tane muzzle ekleyip rear grip'i değiştirirsek bu sefer rear grip bozulacak. Bu blueprint'in şeklini bozmuş olacağız. Neyse hadi bakalım. Daha sonra experience boost'umuz var. 26. levelde. Bu skin'i çok sevdim abi. Ben net bu skin'i kullanacağım. Her yere kan bulaşmış gibi böyle. 27. levelde R9 ile ilgili, shotgun ile ilgili bir blueprint var. Abi monolitik takmış, tube extends takmış. Bunun eklentileriyle olmaz. Onun bunun görüntüsü tamamen bozulur değiştirirsek diye tahmin ediyorum. Daha sonra yine araçlarla ilgili şarkılarımız var. Bayağı bu sezon araç şarkılarına önem vermişler. Hadi bakalım. Çoğu da rap galiba. Rap severlerden linç yemeden devam edelim. Ardından 15 dakikalık yine experience token'ımız var arkadaşlar. Ve operatör ayrıca skin gelmiş nasıl? Fena değil, elinde de aim axe tutuyor. Evet, 31 level beklediğimiz diğer silah. ASV Val arkadaşlar. Bence güzel olacak. Bu uzağa sıkmayacak da sanki yakın orta mesafede SMG'nin bir tık üstü olacakmış gibi geliyor.
Bakalım. Bir an önce leveli kasıp açalım. Ardından 32. levelde CP. 33'te saatimiz var. 34'te calling card ve 35'te arkadaşlar LMG için 3-4 tane takmışlar. Tactical olmamış da şekli ne kadar değişir. Squad combat, optik. Abi bu da. Yine CP bonusumuz var. Ardından arkadaşlar emblem geliyor. Ve güzel bir bu MP5 değil mi? Evet. Güzel bir MP5'imiz var. Ama gör ki tek laser takmışlar. Merc for grip. Merc abi gayet iyi. Bir tek laser şu değiştirince bozulacak. Ondan sonra muzzle break'i de değiştirince çok bozulmaz. Şu ucundaki yer gider. Yine aynı görüntüyü kullanarak bence bu silahı kullanabiliriz. Güzel bir skin olmuş. Ben bu blueprint'i konuşamadım. Kullanırım. Yeni araç skin'i. İşte Domino'ya skin'imiz gelmiş arkadaşlar. Maviler içinde. Geçtik. Yine 100 CP elde ediyoruz ondan sonra. Altı patlar. Snake shot. Sleight of hand koymuşlar. Abi snake shot ve şey yapsalardı. Akimbo yapsalardı. Yine denilebilirdi aslında. Tamam nerf yemişti. Altı patlar Akimbo'su ama. Yine bir şans verirdim blueprint için ama. Ardından experience bonusumuz var. 44'te yine şarkı. Yine şarkı. Şarkı koymuşlar sürekli. Aa bunu güzel yapmışlar. Oo abi. Çok güzel odan olmuş. Manzanilla. Colossus Suppressor var. 810'lu takmışlar. Abi güzel. Bu silahın altındakini birazcık şarjörü değiştiririz. Şu altındaki parlaklık gider ama. Üstüne de bir tane optik koyar. Skoptik birazcık parlak gözükmeyeceği için. Bu blueprint kullanılır. Evet. Bu kesinlikle kullanılabilecek blueprintlerden bir tanesi. Yine experience bonus. Ardından sticker. CP veriyor. Ve For Uzbekistan diye bir calling card'ımız var. Golem'e yeni bir skin eklemişler. Abi bu ne bisiklet kaskı gibi. Daha sonrasında da bu ne SA-87 değil mi? Evet SA-87 için 1 milimetrelik lazer takıp geç gerisine bakmaya gerek bile yok. Aa güzel bir emblemimiz var harekette emblem. 53. levelde yine bonus veriyor, bonus experience veriyor. Bir tane charm'ımız var ve arbalet. Ne yapmışlar? Tek laser takmışlar. Güzel silahın ışığı hızlandırır. Mini refleksle tamam yakına göre oynarsın. Blackburn 20'lik patlayandı değil mi? Sleight of hand. Abi. Olmuş. Sonunda blueprint'ten bak yavaş yavaş anlamaya başlamışlar. Bir iki tane güzel silah var. Bu da onlardan bir tanesi şu anda. 56. levelde 100 CP. Bonus experience. Sticker'ımız var. 59. levelde açılacak. Sniper ise bu Dragunov. Abi Dragunov olduğu için bakmıyorum bile. 60. levelde Torna skinimiz açılıyor. Basketbolcu gibi yapmışlar. Güzel. Kullanılabilir. 61. levelde bir tane yine saat açılıyor. Geçelim ilerleyenlere. 62'de sprey açılıyor. 63'te bonus veriyor. Ve tekrardan araçlara şarkı. 65. levelde Deagle'a. Deagle mı bu? Yanlış bir söylüyor olabilirim. Neyse çok da önemli değil. Ne yapmışlar? 10'luk şarjör abi. Yani Warzone'a uygun olmaz diye düşünüyorum. 66'da 100 CP'miz var. Emblem geliyor yeniden. Experience charm'ımız var. Ve 70. levelde Elise yeni bir skin açılıyor. Bakalım skinimiz nasılmış. Çok da avşamlı değilmiş. 71. levelde bu hangi silahımızdı? Aa yeni silah. M24 değil mi bu? Evet. Tactical Suppressor Thermal. Abi Thermal yapma işte şuna ya. Neyse Sleight of Hand koymuşlar. Birazcık silahın dış görünüşünde değişiklik yapılarak bence bu da kullanılabilirlerden bir tanesi olmuş. 72'de sticker'ımız var. Bonus experience. 100 CP'miz. Ardından da ne geliyor? Helikoptere bir tane skin eklemişler. Aa, burayı ağız gibi yapmışlar değil mi ucunu? Evet. 76. levelde ise yine SA-87'ye ne yapmışlar? Lightweight takmışlar. Thermal optik. Geçtim. Thermal'i gördüm ve geçtim. 77'de arkadaşlar. Nereye gitti 77'de? Calling card'ımız. Yine bonus experience'ımız. Emblem'imiz var. Ve 80'de... Reigns skin açılıyor. Ooo takım falan giymiş. Kolları sıvamış böyle. Çok seksi gördüm bu arkadaşı.
Kullanılır. 81 levelde de bu ne? M13. M13 olması lazım. Evet. Ama ne olduğunu çok bir önemi yok. Şu alttaki eklentiyi gördükten sonra çok da bir önemi yok ne olduğunu. Ardından 100 CP'miz var, experience bonus'umuz var. 84'te charm geliyor ve 85'te... Pardon, biraz önce söylediğim M24 vardı ya, o M24 değildi. Unutun. Şu anki bu M24. Çünkü SPR 26 inçlik şey kullanıyor. O yüzden biliyorum. Orada bana bir şeyler söyleyeceksiniz, direkt yorum yazacaksınız. Abi yine hata yapmışsın, yakaladım hatanı diye uyaracaksınız beni, biliyorum ama kabul ediyorum, evet. Neyse, geçelim bu silah nasıl olmuş. Tek laser'lı hızlandırmışlar. Variable zoom scope, abi variable olması bilmiyorum. Değiştirilir büyük ihtimalle ama bunun şarjörünü daha denemedim. Ne fark olacak diğer şarjörden bakacağız. Kullanılır mı? Denilebilir. Daha net bir şey söyleyemem bununla ilgili. 86. levelde sticker'ımız, 87'de experience'ımız var, spray'imiz var ve VLK pompalı. Çok takmışlar, 16'lık, 5'lik abi, gayet iyi. Şu an çok güzel gidiyorsun. Dragon Braid, evet. Cuk diye oturtmuşlar. Bu blueprint, bir türlü bu blueprint diyemiyorum arkadaşlar. Kullanılır. Zaten Activision Infinity Ward birazcık bu yakan mermi kullanmamız konusunda bizi gazlıyor. Hadi kullanın bunu diye. Ondan sonra nerede kalmıştık? Bale skinimiz var. Bordo bereli demeyeceğim, mavi bereli yapmışlar. Evet, geldik 91. levelde. 91'de 100 CP, 92'de calling card var. Hareketli bir calling card. Güzelmiş. Abi şu benim en çok dikkatimi çeken şeylerden birisi oldu. 93'te saatimiz var. Oyun içinde nasıl gözükecek çok merak ediyorum. Direkt kullanacağım saat bu olacak. Ama 93 levelde çok var. Biraz kasması sürecek gibi. 94'te yine hareketli amblemimiz var. 95'te ise... Hop! 95'te ise bu MP7. MP7 mi? Evet, MP7. Tek laser takmışlar uzağa göre, tamam. Viper refleksle uzağa göre ayarlarsın birazcık ama ADS kaybedersin. Full loaded. Muzzle break. Yani dış görünüşünü biraz bozarak bu blueprint'te kullanılabilir. Çünkü fena değilmiş dış görünüşü. Daha sonradan experience bonusumuz var. Yine charm geliyor. CP, sticker ve 100 level'e ulaştığımızda ise arkadaşlar Nikolai skin'i açılıyor. Rusumuz açılıyor. Saçları da arkaya jölelenmiş böyle. Ve ardından yeni silahımız için arkadaşlar, Val için güzel bir tane blueprint var ama bir silah daha deneyemediğim için eklentiler doğru mu değil mi? O yüzden göremiyorum. Ama Dark Tracer var. En önemli şey o olsa gerek abi. Güzel. Mermileri büyük ihtimalle karanlık atacak, siyah atacak böyle. İzimizli mermiler var ya hani, kırmızı yeşil. Onun böyle karanlığı olacakmış. Nasıl olacak göreceğiz. 100 level'de de yaratıklı bir tane kamyonumuz var. Ve aynı şekilde sezon 6'nın emblemini kazanabiliyoruz. Evet, tüm Battle Pass buydu arkadaşlar. Bakalım, işlerinden güzel blueprintler var ama yine çoğunlukla çöp. Diğerlerini zaten biliyorsunuz. Beni en çok merak ettiren şey ne oldu? Tornavida. Tornavida'yı da kesinlikle oynayacağım. Ardından diğeri de Tracer Pack olan Val. Yeni Val. Neyse bakalım. Artık sezon ilerleyen zamanlarında bu içerikleri size atıyor olacağım arkadaşlar. Atacağım ama esas soruya da bir cevap vereyim. Alınır mı alınmaz mı? Arkadaşlar, Cold War geleceği için sezon 6 son mu olacak, olmayacak mı? Böyle bir dedikodu var. Benim size tavsiyem, hala almadıysanız birazcık bekleyin bakalım bu dedikoduları doğru mu çıkacak? Sezon 6 son mu olacak? Devam edecek mi? Eğer son olmayacaksa alabilirsiniz. Daha önceden zaten satın aldıysanız her sezon almaya devam edin. Zaten 200-300 karınız oluyor. Neyse bakalım, biraz önce dediğim gibi ilerleyen zamanlarda göreceğiz. İzlediğiniz, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi sezonlar arkadaşlar.